Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün BMW aracımızı teslim edeceğiz. Talihli kardeşimiz, babası beraber geldiler. Şimdi kendilerine bir hoş geldin dedikten sonra o güzel arabayı onlara teslim etmeye gideceğiz. Arabalarını vereceğiz. Noter satışımızı yapacağız. Devir teslim töreni derken bunları koparacaklar şimdi. Orada anahtar parası falan filan, hazırlıklı olun. Tabii canım, adamlar hazırlandı. Siz orada bekliyorlar. Neyse, arabamız güzel bir araba. Bu sefer çok uzaklarımıza çıkmadı. Yakınlarımıza bir semte çıktı. Yine İstanbul ilimizde kaldı araba. Bir önceki araba Kayseri, ondan önceki Manisa, Soma, ondan önceki Kastamonu, öyle öyle il il derken bu sefer şans İstanbul'dan yana güldü. Şöyle yapalım. Gel reisim böyle. Hoş geldiniz. Kanki ne haber? Şanslı kişi. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz. İsim neydi? Muhammed Efe. Muhammed var ya, çok şanslısın ya. Reisim nasılsın? Allah razı olsun. Senin ismin neydi baba? Mustafa reisim. Mustafa. Bak şimdi. Normalde babalı oğlu ikiniz de hesabınızdan şansınızı denediniz. Aynen. Ama Talih buna güldü. Ben her zaman söyledim. Dedim ki benim yaş sınırlamam yok babacığım. Bu çocuk hayata şanslı doğduysa, şans yüzüne güldüyse benim yapabilecek bir şeyim yok. Nasip de varmış değil mi kanki? Şansını denedi. Araba da ona çıktı. Daha doğrusu ikiniz aynı telefondan yani, şansınızı denediniz. İkimizin de ayrı ayrı hesaplarından beraber katılıyoruz. Sen 3 çekiliş katılıyorsun. Yani, çünkü ben azından. Evet, ben mesajların geçmişini gördüm. 2020'de de mesajım var. Doğrudur. Bana yazdın. Doğrudur. Daha öncelerden beri yazıyordum. Evet. Dik dur inananlar seninle. Aynen. Tamam, var iki. 2020'de mesajım var. Allah razı olsun. Senden. Hiç yoktan ben neye üzülüyorum biliyor musun? Şimdi çekilişi yapıyorsun, doğru mu? Evet. Araba mesela, örnek veriyorum sana çekti ama mazide bizi hiç tanımamışsın. O an çekilişi görmüşsün. Şans eseri katılmışsın. Sana çıkmış. Bizle bir bağlantın yok. Bizi hiç tanımamışsın, etmemişsin. Senin gibi bir adama çıkarsa diyorum ki üzülürüm. Evet. Ama mazide bizi biliyorsun. Bize bu zamana kadar destek olmuşsun. Demişsin ki helal olsun. İşte bir yerlerden bir yerlere gelmişsiniz. Bu düşüncede olan bir insana çıktığı zaman mutlu oluyorum. Hiç yoktan diyorum ki binsin. Kafasına göre ister evet. Satar, ister biner. Beni ilgilendirmez. Ne isterse yapar. Araba onun diyorum. Şimdi heyecan var mı kanki? Çok var. Valla. Arabanın markası ne? BMW. BMW'm var artık. Muane de yeni ha. Eğir de var. Kaldırır kaldırır indirirsin mağarada. Tesisat da var. Heyecan var mı? Çok. Valla neden mesela heyecanlanıyorsun? Ya böyle araba böyle çok istiyordum. Hep böyle dua ediyordum. Ama Tamam. Öyle sonunda Rabbim yüzüme güldü çıktı yani. Vallahi mi? Babana ne dedin peki? Ya babama hep böyle inşallah bize çıkar diyordum. Çok heves ediyordum. Değil mi? Maşallah evet. Sana. Allah hayırlı eder inşallah. Abi ben sizi çok bekletmeyeyim. Biz gidelim. Arabamız bizim kuaförümüz var, yıkamamız var. Biz orada tertemiz cilasını yaptık. Pasta cilasını, temizliğini yaptık. Dedi yeni sahibi gelir orada. Arabasını alır. Ben bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam arabadan bahsedeyim. Araba 316 T-Compact 2003 model sunrooflu rekara koltuklu. İç döşemelerini falan biz yaptık. İçi falan sıfır. Air süspansiyonu sıfır. Jant lastiği sıfır. Doğru mu? Her şey sıfır. Eksiği gidiği yok. Yani uzun bir müddet masraf etmeden binebileceğin kaliteli bir araba. Bindiğin zaman pıtır pıtır sessiz sakin bir araba. Gönül rahatlığıyla binersin. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Sen ne diyorsun bu işe? Nasıl oldu? Vallahi abi nasıl oldu? Yani dediğim gibi en başta bir... Hayır, orası değil. Araba sana çıktı. Abi afalladık. Evet. Yani bir şaşırdık yani. Karışık bir duygu. Herkesin mutlu olabileceği gibi. Biz aradı de mı kimse seni? Yaşadık. Yayını izleyen falan var mı? Tabii benim kardeşim sayılır. Yeğenim. Hı hı. Onlar da yayını aradı. İzliyor. Evet, onlar canlı yayını izliyor. Ben o sırada çalışıyordum. Ne iş yapıyor? Kendisi... Sen. Ha, ben. Hı hı. Nakışçıyım. Nakışçı. Sen dedin lan telefonu kapat. Benimle alay etmeyin. Dedin mi abi sen? Dedim. Hı. Dedim kapat telefonu, işim başımdan aşkım dedim. Daha sonra konuşuruz zaten falan. Zaten yetişmesi lazım işin. Aynen. Ondan sonra arkadan da yenge bağırınca... Her İşin şey, ciddiyetini seni anladım. Seni arayanın eşi mi? Evet. Aha. İşin ciddiyetini anladım. Ondan sonra telefonu kapattım. Zaten sizden mesaj geldi. Aha, numaranızı yazın aynen diye. Aynen öyle. Ondan sonra iletişim kurduk. Konuştuk Allah canlı razı yayında. Ama seni biraz beklettik ya. Bizim olsun, çünkü şeyimiz olsun. Var. Denizli'de fuarımız vardı. Aynen. Sonra İzmir programımız vardı. Sonra geldik. Cuma. Cuma'da kalktım ben. Normalde arabayı teslim edecektik. Cuma'da öğlene kadarmış. 29 Ekim dolayısıyla Cuma öğle tatilinden sonra mesai bitimi vardı. Dedik biz bu işi pazartesi yaparız. Bugün günlerden de pazartesi değil mi bugün? Evet. Ha, tamam. Pazartesi yanlış olmaz. Tabii hiç pazartesi olmamış gibi. Evet. İnşallah sağ salim gidelim. Arabamızı teslim İnşallah. Edelim. Satışımızı yaparız. Teslimimizi yaparız. Arabanın etrafında bir gezersin, bakarsın.
Sen de hiç yoktan mahallede çocukları bindirip beraber turlarsınız. Değil mi? Söyle bir şey yapma ha. Ehliyet alana kadar. Araban var zaten. Artık beğenmezsen 2-3 sene sonra satarsın, başkasını alırsın değil mi? Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi Allah gideriz olsun. Teslim ederiz. Sağ ol, eyvallah. Gidelim. Arabamızı teslim edelim. O aşamaları kaydedelim bu görüntülere. Belki seneler sonra sen de izlersin. Bundan 10 sene, 20 sene sonra açar kendini izlersin. Biz açar kendimizi izleriz. Düşünsene bu Varex taktırmış arabaya. Çalışmış bir yerde. Yapar. Vallahi yapar mı yapar. Arabaları seviyor musun? Çok seviyorum. Küçüklükten merakım var. Küçüklükten beri. Şu an çok büyüksün. Kaç yaşındasın? Şu an 10 yaşıma gireceğim. 10'a mı gireceğim? 10'a işte. 10. Peki senden daha şanslı ha? Aynen öyle. Vay be. Nasibe bak ya. Baba oğul evde katılıyorsunuz. Evet. Peki içinde bize çıkar diye bir hissiyat oldum. Doğru söyle bak. Yani katıldığım zaman öyle bir hissiyat hissetmedim. Normalde uzun süredir katıldığım için her zamanki gibi. Öyle rutin katılıyorduk. Yani doğrusu o yani. Doğru. Rutin katılıyorduk ama oğlum da her zamanki gibi dua ediyordu. Dedi ki babacığım inşallah çıkar. Hayırlısı olun diyorduk. Nasip oldu abi herkes gibi. Ama içindekini söyle. Ya bize çıkmaz. Böyle bir şey yok diyordun değil mi? Yani onu garanti düşünüyorduk zaten. Ya, ama bak bu nasip ya. Bak şimdi şöyle bir şey oldu. Bu VFT var ya bizim bir Tofaş vardı. Bunun çekilişinde eleman her şeyi yapıyor. Tam iki tane arkadaşın etiketleme yerine gülücük koyuyor. Instagram hesabında da şey yazıyor. Ne yazıyor Dursun? Ben diyor zaten bana çıkmayacak. O yüzden diyor etiketlemiyorum. İnadına gülücük koyuyorum diye araba ona çıktı. Gülücük yüzünden arabayı alamadı. Hadi canım. İki arkadaşı etiketleseydi oraya arabayı alıyordu. Herkes de biliyor. Ha, hatırlıyorum ben. Ha, gülücük koydu bak. Gülücük koymuş. Instagram'larına mesela zaten bana çıkmayacak. İşte. Affedersin de yani oğlum şu an hayatının o son gülüşünde herhalde daha da gülmezsin bir yerde. Şimdi arabayı kazanan çocuk da abisi diyor ki ya boş yere şansını deneme oğlum sen kim araba kim diyor. Araba ona çıkıyor. İşte nasip abi. Nasip yani herkes. Tabii o da katılmıyor. Abisi katılmıyor çocuk katılıyor. Şimdi herkesin bir hikayesi var kendine evet. göre. Sizin de hikayeniz böyle. Sen çalışıyordun. Beraber müsait olunca tıkır tıkır denedin. Evet. Dedim mi sen ondan önce iki çekişe de katılmışsın. Bende mesajlar var. Ama iki kişinin konuştuğu özel olduğu için açıp göstermiyorum. Yoksa 2004 Ağustos 2020'de yazmışsın. Senin arabada dürüm var. Buram Mahsun Usta'nın orası herhalde. Evet. Sonra bir hikayeme 26 Ağustos 2020'de cevap vermişsin. Adamsın. Sonra Mustang yazmışsın. Bir arabaya atmıştım hatırlıyorum. Burada Beedle'ı koymuşum. Hayırlı olsun. Kral yazmışsın. Burada Bağcılar Stay'la sağlıklı uzun ömürler. Maşallah. Aşağı yukarı çoğu mesajıma da cevap vermişsin. Hatta burada bir şey yazmışsın. Bak 106'yı paylaşmışım. Plaka eşimle benim baş harfim. Belki çekiliş yaparsın da bana nasip olur kral. Bak. Değil mi? Daha 106'nın plaka 106'nın plaka neydi? ZM'ydi. Aynen. Mustafa. Zeynep. Ablanın adı? Zeynep. Ha, Zeynep. Hayır. Allah. Hayırlısı. Bunun plakası neydi? EBD miydi? Ebedi. EDB mi? Edip. Allah hayırlı eder inşallah ya. Kazasız belasız binersiniz. İnşallah. Hadi gidelim Dursun. Nasıl araba? Çok iyi. Neyi beğendin? Her şeyini çok beğendim. Ne diyordu çocuk? Siz onun diyor çıkardığı dalga sesini anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Güzel değil mi? Beğendin mi? Araba mı? Çok güzel. Seninle bir işimiz yok mu bizim? Yes, yani yaştan kurtarmıyor. Kurtarsan satışın üstüne vereceğim. Kanki gel arabayı inceleyelim. Anahtar nerede? Yalnız bir gelir misin? Gelirim. Reisim şu arabanın içine bak. Bak. Bismillah. Anahtar? Heh açıkmış. Görüyor musun? Koltukları kes. Taba. Keşke içi taba olan bir arabam olsa. Kanki bir otur bakayım. Rahatım arabanın koltuğu. Evet. Hafta sonu pikniğe gidiyormuşsunuz. Evet. Baban söz verdi. Arkaya mangal koyacakmış. Bundan sonra Çatalca yanar. Yanar abi. Bakırköy sahil. Başka nereye gideriz? Bebek'te akşam bir waffle kahve. Yaparız abi. Ablayı alırsın sabah bir kahvaltı. Yaparız abi. Doğru mu? Ben VFT'yi verdik ya. Dedim ki ya oğlum 3 kere arabayı bağlatmışsın. 4 kere cezamışsın. Abi diyor paramı verdim sanki. Parası çıkana kadar diye alsınlar benden. Ama bunu lütfen trafik polisleri duymasın. Çocuğa ne cezalar yazmışlar. Kanki güzel değil mi? Kokusu? Güzel kokuyor ha. Parfüm kokuyor. Parfüm kokuyor. Sen geleceksin diye içine Emre 1 kilo parfüm dökmüş.
Döktün değil mi Emre abisi? Yeni döktüm. Yeni döktün, güzel. Arabanız böyle bir araba. Bu arabada şöyle bir özellik var. Şimdi şuradan şöyle yapıyoruz. Korkma korkma, bir şey yok. Yerine bak. Şunları geri çek. Şu düğmeleri geri çek öndekilerine. Bunları mı? Öndekilerine, öndekilerine. Geri çek, geriye. Geri, geri. Yok yok, geriye, geriye. O birini geriye çek. Şimdi bir ileri it. Şu an arka kalktı. Bir o birini ileri it. Ön kalktı. Zevkli değil mi? Çok zevkli. Çok zevkli. Sen şimdi arabadan aşağı inmezsin eminim de. Şimdi ikisini birlikte çek geriye doğru. Çek o birini de. Sana öğreteceğim ben bunların hepsini. Bak. Bak. Şunlarda ne işe yarıyor? Bu biri saatin ışığı, biri de kompresörlerin. Tamam mı? Böyle. Arabanız burada. Emre, bunlar arabayı almak istiyorlar. Bir daha yap. Seninkisi de çekmiyor. Emre, aşağı yukarı kaç defa temizledin? Bir aydır burada. Bütün derdini, kahrını Emre çekti. Lastiklerimiz... dursun pardon. Tamam, Dursun da var. Dursun da arabanın bir ufak karnı çekti. Lastiklerde Emre hava kaçırma var mı? Yok, hiçbir şey yok. Yok değil mi? Şeylerde oluyor yani. Offsetlerde bazen olabiliyor, tamam mı? İnce yanaklar kenarlardan atabiliyor. Yoksa problem yok. Sen yine kontrol amaçlı ara ara böyle bir lastiklerine bakarsın. Allah kaza bela vermesin. Emreciğim bir marşına basar mısın? Bir sesini, soluğunu duyarım. Müzik sisteminin kolonları burada. Süspansiyonumuz burada. LPG tankımız burada. Peksos bildiğim tamam kadarıyla mı? Tank falan sıfır. Silecek suyunu buradan koyuyorsun. Unutma. Tamam. Yok mu? Bebek ya. Ya. Akıyor. Akşam mahalle arkadaşlarını bindir. Nasıl gelin ya, bindir sen. De gelin de yani hayal gücüyle sizi de sizi de dondurmacıya götüreceğim de. Bir işler yapacağım da. Gitti. ben bu kadardım işte. İlk bindiğimde 2-3 sene sadece bindim. Çalıştırdım, istop ettim. Çalıştırdım, istop ettim. Bak 2-3 sene boyunca şey vardı. Setlan'ın yeşili bir tane Toros'umuz vardı. Sedan. Hiç unutmam mesela, bak. Nasıl diyeyim sana, böyle 3 sene falan sadece çalıştırıp istop ettim. Bu kadardım. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ortaokula gidiyordum, gitmiyordum yani. Öyle en son kartal aldık o zaman. Onu da çalıp çalıp kaçırıyordum. 2-3 kere de vurdum. Öyle öğrendik işte. Bu aşta oradan geldi. Emreciğim, istop edebilirsin. Ben satışını yapacağız. Devrinin teslimini yapacağız. Ondan sonra arabanızı alıp gideceksiniz. Tamamdır abi. Teşekkür ederiz. Sana ne oldu? Tamam mı? Üzülme. Yok, üzülme. Sevinir. Sevincini duvarla çıkarıyor. Hadi görüşürüz. İstediğin kadar bas. Evet. Kazasız belasız binersiniz. Allah kanki Allah. Hayırlı olsun. Sağ ol İnan abi. Seni çok sevdim. Sen çok güzel bir çocuksun. İnşallah büyüyünce daha güzellerine, daha hızlılarına, üst açıklarına binersin. Eyvallah, sağ ol. Evdekilerini üzme, tamam mı? Böyle hep iyi olursan sana da her zaman iyilikler kapını gelir çalır. Ondan sonra böyle arabaların hep sahibi olursun. Bizlere de çok dua etsin. Hadi, tamam mı? Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Çok şanslısın. Reisim, Allah kaza bela vermesin. Güle güle binersiniz. İnşallah. Ağzınızın tadıyla binersiniz inşallah. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, bu arabayı da sahipleriyle uğurluyoruz. Kalın sağlıcakla. Yani o hiç demedi bana çıkmaz diye. Şansını çok denedin. Nasip seni bu sefer de buldu. Siz de bir şansınızı deneyin. Bana çıkmaz düşüncesi aklınızda olmasın.
ya sana çıkarsa dedik. Bak adama çıktı. Hoşça kalın. Başka videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.